Gene o kabir suratlılarla aynı masaya oturacağım. Durduk yere sinirim zıplayacak şimdi ya. Aman tamam, bir çay içer kalkarız. Dert etme o kadar. Ah, günaydın. Oo, damat bey de geldiğine göre. Yoksa sabah sabah nikahınız mı var Murat Bey? Ay sen nereden bileceksin ki şimdi sözünü sana söylemeyi unutmuştur. Yalan mı? Canım, geldin mi? Ben de seni karşılamaya çıktım. Hadi gel. Herkes bizi bekliyor. Bir gün pişmanlıklar doğarsa, kalbin kalbinle çarparsa durma. Susar mısın? Yabancı kızlardan. Yarın Mehmet Rıfat'ımı toprağa verişimizin 40'ı. Merkez camide 40 mevlidi okunacak. Lokma dağıtılacak. Yemek verilecek sonra eşe dosta evde. Aybaşı gibi de evlatlarımızın nişanını yaparız diyorum ben. Ne dersiniz? Tarihi bugünden belirleyelim. Herkes buradayken. Bence kışın ortasında nişan... Tabii çocukların fikri miyim? Bence çok iyi fikir babaanneciğim. Hemen hazırlıklara başlayalım ne olur. Bütün arkadaşlarımı çağırmak istiyorum. Ya Murat, böyle çok güzel, çok eğlenceli bir nişan töreni yapalım ne olur. Palyaço falan da çağıralım mı? Aslında ben bir stand-up gösterisi yapabilirim. Bayağı iyiyimdir yani bu konuda. Bence bu çok güzel fikir. Oğlum stand-up ne alaka nişanda? Yapmazsan hatırım kalır Fuat. Biz de olacak mıyız nişanda? Annem, o nasıl soru? Güya konuşuyor. E kadının kafası karıştı tabii. Arkadaşım dediniz, palyaço dediniz, stand-up dediniz. 3 yaş doğum günü konseptiyle nişan planlayınca... Sen karışma. Aşk olsun Zemzem Hanım. Şaka yapıyorsun herhalde. Tabii canım. Teyzem çok gırgır maşallah. Benim acil kliniğe gitmem lazım, ameliyatım var. Mineciğim sen nasıl istiyorsan öyle ayarla, her şeyi organize et. Bana da haber verirsin artık. Afiyet olsun. Murat. Sana görüyorsun değil mi? Herkesin şakacılığı üstünde bugün. Oğlum, bu işler zaten kadın kısmının işi. Gülizar, sen müzik işlerinden anlıyorsun kızım. Kardeşine yardım et, şöyle güzel bir şeyler hazırlayın ha. Hadi bakalım. Ha? Ay evet vallahi canlı müzik harika bir fikir. Harika, çok iyi oldu. Bizim Fikret abi var Gülizar. Onu ararız, İstanbul piyasasını çok iyi biliyor. En münasip, en havalı grup hangisiyse onu çaldırırız. Biz yaparız o işi. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. İhtiyaç duyarsak haber veririz zaten. Hele bir bakalım ne tür müzik olacak falan karar verelim bir. Değil mi? Gülizar. Sen de Mine ile Terzi'ye git. Senin çok şık olmanı istiyorum. Hı. Betül abla sana bir stil yapsın. Sana kalsa şimdi kim bilir nasıl gelirsin. Ben de gelirim hemen Terzi'ye. Şöyle kendime ben de kırmızı böyle bir tuvalet diktiririm. Kırmızı bana olay yakışıyor, inanmazsın. Görmek için sabırsızlanıyorum. Sahi abla biz ne giyeceğiz nişanda? Bana yeni bir takım lazım anneciğim. Dert etme sen ya, sen gelmesen de olur. Sepetçi soyadı. Namusun ve vefanın timsali olmuştur bunca yıl. Biz ticaretimizi öyle herkes gibi al takke ver külah. Onun bunun üstüne basa basa eze eze geç git menfaatine bak. Gerisini hiç umursama ticareti yapmadık. Bundan sonra da yapacak değiliz.
Bir sorun mu var Büyük Hanım? Sorunun büyüğü var. Az daha en büyük müşterimizi kaybediyorduk bu senin aklı evvel oğlun yüzünden. Allah'tan Adil Bey aradı da iş çığırından çıkmadan hallettim. Babaanne, sen beni çiğneyip bu adamların istediklerini yapmadın değil mi? Ya ne yapacaktım? 3 kuruş zam almak için milyonluk ciroyu mu geri tepecektim? Başka markaya gidiyorlardı o vakit. O zaman ne olacaktı? Diğerleri de onların peşine takılacaktı biz enayi miyiz diye. Ya babaanne. Daha ne kadar müşteri gidecekti onların peşinden? Senin haberin var mı? Babaanne, onların bizi bırakacağı falan yok. Aptal mıyım ben ya? Ya bırakın ben kendi pazarlığımı kendi bildiğim şekilde yapayım ya. Kendi işimi kendi bildiğim şekilde yapayım. Ya bütün şirketteki, bütün piyasadaki itibarımı yerle bir ettin şu anda babaanne. Teşekkür ederim sana. Büyük Hanım, oğlum kararlarını almadan önce bana danışır. Böyle bir şey yapmaya hakkınız yoktu. Ya onun bazı şeyleri üstlenmesine alışmanız lazım. Ben ölünce şirketi güzel güzel istediğiniz gibi batırırsınız. Ama ben buna müsaade etmeyeceğim. Büyük Hanım, Turul yakında şirketin başına geçecek. Yani onun hevesini şimdiden kırarsınız. Ne hevesi? Onun bir tek hevesi var, o da kumar. Aç gözünü candan. Son zamanlarda kasadan ne kadar para çekti senin haberin var mı? Senin dünyadan haberin yok. Sen sanki iş danışılacak bir kadınsın. Aklını bileğe takmışsın. Bir bildiğiniz giyinip kuşanmak, gezip tozmak. Başka neye kafa yordunuz ki bu dünyada sanki? Büyük Hanım, sizin yaşınıza hürmeten... Tuğrul, miras işleri hallolunca babasından kalan payını alacak. Onun dışında kasadan 5 kuruş alamayacak. Dedesinin, babasının, benim, onca insanın senelerce didinip, çalışıp, biriktirdiği, kenara koyduğu serveti 2 gecede bitirecek yoksa. Sen benimle çene yarıştıracağına oğlunu adam et candan. Kız tarafıma, erkek tarafım olarak katılacaksın nişana. Hayır, aslında iyi fikir ha. Muazzez Hanım'a söylesek de şöyle hepimize bir örnek gece kıyafeti diktirse. Hani Amerikan filmlerinde oluyor ya, gelinin arkadaşları giyiyor ondan. Ay, acaba akşam akşam ne saçmalıyorsun abla? Ben giymek amaçlı bakmıyorum bunlara. Ne amaçlı bakıyorsun? Koleksiyonları inceliyorum. Kızım bak bakalım biz ne giyiyoruz bu sene. Hı? İyi bir şeyler var mı? Alay edecek bir şey yok. Sanat eseri bunlar. Öyle milyon dolar dök, her gün başka şey giy. Hava bas falan, bunların ötesinde bir şeyler var. Bakmayı bilmek lazım. Zevktir iyi bir koleksiyona bakmak. Hayır yani bir yıllık maaşınla alamayacağın şeylerin nesine bakmak zevk, anlamadım. Senin beni anlaman zor zaten be abla. Ya peki anlamak için bir çaban var mı? Yok. Aa, deli mi ne? Karışık mısın sen? Kızım, güzel güzel anlat. Biz de tadalım bu güzellikleri değil mi? Hı? Eğit bizi, eğit. Bak sen de umutluyum abla. Bak o kafanın üstündeki falan bir şeyler söylüyor bana. Ben de varım diyorsun. Yani hoşluk katıyorsun, bir incelik katıyorsun kendine. Ama bu Perihan abla bayağı umutsuz bakar. Aa, arsıza bak, bana sardı. Bu senenin trendi bu. Bütün koleksiyonlarda bu var. Ne yapalım? Hadi parlatalım bakalım. Of.